7 Haziran seçimleri öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Ali Erroşkun, Yeni Çağ'da vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni Çağ Belediye Başkanı Recai Çağlar ve teşkilat üyeleriyle birlikte Yeni Çağ Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erroşkun daha sonra Hamza Bey Köyü'ne gitti. Merkez Dumanlar Mahallesi'nde cami bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Erroşkun, Yeni Çağ'ın değişim ve dönüşüm içine girdiğini anlattı. Hükümetin, bakanlıkların, başbakanın sağlamış olduğu imkanları belli ölçülerde aktarabilmek için sizlerle birlikte, mesai arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Mesai arkadaşlarımız kimler? Dediğim gibi ilk başta muhtarlar, ilgilenen meclis üyeleri, belediye başkanlarımız, belediye olan yerlerde, ilçe teşkilatımız, ilçe başkanlarımız, mesai arkadaşlarımızla beraber her zaman istişare halinde, her zaman bu yapılan hizmetlerin görüşüldüğü, konuşulduğu bir süreç yaşamaya çalıştık bu geçtiğimiz 3,5-4 yıllık zamanda. Bir de şunu dedik, ya biz sadece seçim zamanı gelen bir milletvekili olmayacağız. Seçim dışında da gene sizleri ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretlerde de aldığımız görüşleri, fikirleri hayata geçirmeye çalışacağız. AK Parti Bolu Milletvekili adayı Fehmi Küpçü ise seçim çalışmalarını 4 divanda sürdürdü. Bunun ince zımpar yine. Değil mi? Milletvekilinden konuşuyoruz, merhaba diye demedin. Bekleyin. Şey oldu mu? Hacı abi nasılsın? Elhamdülillah. Sağ ol. Nasıl keyifler? Dua veriyor musun inşallah? Elhamdülillah. Ama bizim AK Parti'de. 4 Divan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ve ilçe teşkilatı ile birlikte 4 Divan'daki esnafları gezen Fehmi Küpçü destek ve dua istedi. Doğancılar Köyü'ne giden Fehmi Küpçü, MHP Bolu eski İl Genel Meclis üyesi Kadir Altun'un cenazesine katıldıktan sonra seçim bürosuna giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Samat Özdemir'den 4 Divan'ın 4 Divan'ın tamamı inşallah surutalımla beraber biz biraz daha profesyonel tarım noktasında şeylerimizi değiştireceğiz, kanaatlerimizi. Dün topraktan para kazanmayan adam bugün bu topraktan para kazanmaya Allah'ın izniyle başlayacak ve aldığınız ürünlerimiz olur. Yani barajla beraber de kimle ilgilenmiş olacak? Şimdi bizim olanımız yüksekse. Öyle değil mi? Bütün ümidimiz sulu tarıma geçmiş. Yani sulu tarıma geçersek zaten rahatlayacağız. Onu. Evet Hacı dedeler, selamünaleyküm. Bereketli olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Dua edelim. AK Parti 3. sıra milletvekili adayı Mehmet Emin Güz de seçim çalışmaları kapsamında Kıbrıs'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Kıbrıs'ın ben vekiliyim aynı zamanda. Tabii. Şu benim kartım. Tamam. İnşallah. Bu inşallah beni boşa çıkarmayacak. İnşallah. Teşekkür ederim. Merhaba. Kolumuzu verelim. Bu da benim cep telefonum. İnşallah 8 Haziran'dan itibaren her zaman arayabilirsiniz. Her türlü sıkıntınızda. Karadoğan Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden Mehmet Emin Güz, 7 Haziran seçimleri öncesinde destek ve dua istedi. Kıbrıs'ın yolu oldu. 6 kilometrelik sıcak kaplamalı bölünmüş yol ve 23 kilometrelik kaplamalı tek yol Kıbrıs'ın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca Seben yol ayrımı ile Kıbrıs'ın yolunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yol medeniyettir diyoruz. AK Parti siyasi hareketi iktidara geldiğinden beri bunu ilk edinmiştir bilindiği gibi. Ve bu yüzden de 13 yılda yol ağımızı olağanüstü bir şekilde modernleştirdik. Bolu'da 2.6 milyar TL ulaştırma yatırımı sağladık. 2003 yılına kadar yapılan bölünmüş yol uzunluğu 6.101 kilometre iken son 13 yılda 16.950 kilometreye yükselmiştir.